Merhaba değerli arkadaşlar. CSS derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde iki adet fonksiyon işleyeceğiz. Birisi calc, birisi de attr. Bu attribute'un attr'si. Bu da calculator, yani hesaplama kelimesinin calc. Yani nasıl okursanız artık. İki adet fonksiyonumuz var. Bunları inceleyeceğiz. Hemen kodlamaya başlayalım. Bir adet div oluşturdum ben buradan. Gelip bu divimi yakaladıktan sonra buna bir renk atamak istiyorum. Mesela background orange red demek istiyorum. Daha sonrasında height'ine 300 piksel demek istiyorum. Ve sayfada görüntülediğimde şu şekilde bir çıktıyla karşılaşıyorum. Width vermek istediğim zaman mesela şu şekilde ne yapabilirim ben buradan? Bu fonksiyonu kullanarak calc diyelim. Burada artık matematiksel hesaplamalar yapabilirim. Mesela toplama yapabilirim, çıkarma yapabilirim, çarpma yapabilirim ve de bölme yapabilirim. Nasıl mesela 500 piksel artı 100 piksel diyelim, ne yaptı? 600 piksel yaptı değil mi? Bunun genişliği artık 600 piksel. Şuradan inceleyerek bunun 600 piksel olduğunu görebiliriz artık. Bu otomatik olarak kendisi bir hesaplama yapıyor. Ya da mesela %100'ü ben 2'ye bölebilirim direkt. Şu şekilde 2'ye bölebilirim. 2'ye böldüm. Şu şekilde %50'lik bir genişlik oluşturdum. Ya da gelip %100'den mesela 200 piksel az olsun istiyorum. Bakın %100 genişlikten 200 piksel az olduğunu görebiliriz burada. Bunu nerede kullanabiliriz? Mesela %100 bölü 12 dersek şu dive ve bu dive gelip float left diyelim. Float left diyelim. Artık burada çok basit bir grid sistemi oluşturmuş olduk aslında. Ve bunlar da mesela öncelikle şurada evrensel seçici seçip box sizing border box deyip şurada da bir border verecek olursam bir piksel solid ve black olsun. Artık eklediğim her bir div 12 ızgara parçasından bir tanesini oluşturacaktır. Bakın 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dedikten sonra 12'li bir ızgara sistemi yaptık arkadaşlar. Gelip burada 12 yerine mesela 6 deseydik şu şekilde istediğiniz cluster'ı oluşturup ona göre bir ızgara sistemle oluşturabilirsiniz. Bu calculator fonksiyonuyla daha kolay bir şekilde karşımıza çıkıyor. Daha sonrasında attr fonksiyona gelelim. Bunu mesela divin öncesi ve sonrasında kullanabiliyoruz. Öncesi ve sonrası dediğimiz ne oluyordu? Before ve after oluyordu. Hatta şunu 2 diyelim. Biz öncesini seçelim. Before yani. Bu before seçtikten sonra ne yapıyorduk? Content diyerek öncesinde bir yazı ekletebiliyorduk. Deneme diyelim mesela. Denemeyi şu şekilde yazdırdık gördüğünüz gibi. Burada bu elemente ait attribute'un değerini de alabiliriz. Ne gibi olabilir? Mesela ne yapıyoruz? A etiketi açıyoruz ve buradaki href bir attribute'tur. Ya da target bir attribute'tur. Aynı şekilde image etiketindeki source bir attribute'tur. Alt bir attribute'tur. Gelip title attribute eklersek bu bir attribute'tur. Bunların değerlerini alabiliriz. Ben burada kendim bir attribute oluşturmak istiyorum. Biliyorsunuz data ve tre diyerek devamına istediğimiz ibareyi koyarak mesela selamlar diyerek burada da bir attribute oluşturabiliyorduk. Merhaba, ben Engin demek istiyorum burada. Artık buradaki değeri biz CSS kısmında alabiliyoruz. Bunu almak için tek yapmamız gereken attr fonksiyonu kullanıp attribute'un ismini yazmamız yeterli olacaktır. Burada data selamlar demiştik. Bakın öncesine yazdığım bu attribute'un değerinin gelmiş olduğunu görüyoruz. Bir sonraki derste varlıkları işleyeceğiz. CSS entities konusu yani. Burada herhangi bir entities kodu yazarak da sembol oluşturabiliriz. Mesela güzel bir snowman vardı. Kardan adam. Mesela şu kodu alıp şimdilik takılmayayım. Bir sonraki derste işleyeceğiz. Şurada ters slash deyip
Burada yazdırdığımız anda olmadı. Düz slash'la mı kullanıyorduk acaba bunu? Şuna hemen bakalım. Bunu şu şekilde oluyor galiba, ama biz burada neden alamadık? Şöyle yazdığımızda gelmesi lazım. Büyük ihtimalle boşluk bırakmadığımızdan oluyor olabilir mi acaba? Hemen bakalım. Şuradan yok. Burada çalıştıramadım ama bu şekilde kullanımlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi kodlamalar.